Merhaba arkadaşlar, bugün gerçek hayatta SpongeBob yani Sünger Bob, hey man Bob, SpongeBob çizgi filmindeki yiyecekleri yapacağız. Bir şey değil, gerçek, çok güzel bir fikir yani. Gerçek hayatta bunları yapmaya çalışacağız. Araştırdık, SpongeBob yani Sünger Bob'la alakalı internette bazı siteler var ve bu siteler çizgi filmde nasıl yapılıyorsa onun işte tarifini bir şekilde vermiş, tarifleri vermişler. Biz de bu tariflerle yola çıkacağız. Bugün neler yapacağımızın görselini bir görelim. Bakalım neler yapacağız. Bugün ilk başta şu kelp şek var gördüğünüz gibi. Şu gerçeği bu. Serdar aynısını yapmış gerçekten gördüğünüz gibi şöyle. Bravo. Tebrik ediyoruz. Nasıl yaptın bunu? Bunlar şey sprey şişesi. Bunları birbirine yapıştırdım. Evet. İşte bu markasını, kapağını falan da yapınca yaptık. Oldu böyle. Şimdi içinde yapacağız. Normalde kelp şek yosun milkshake. Kelp bir yosun aslında. Yosun yani aslında. Ne gerek var? Geldin bizi burada da o yosunla şey yaptın ya. Ama denizin altında ne yapacaklar? Ne yapacak? Sonra Krabby Patty isminde bir tane burger var. Bu yengeç burger. Bunu da yapacağız. Okay. Bir de en sonunda da bir dondurma yapacağız. Şuradaki dondurma. İsmi de Triple Gooberberry Sunrise isminde bir şey. Ama öncelikle bence bu kelp şeklinde başlayalım. Kelp. Aynen. Bence soya sütü var. Soya sütü. Evet, herhangi bir denizin altında nasıl buluyorsa işte soya sütü. Yosun. Benim ağzımı bir tür yosun salatası bu. Allah ağzını yosunlu olsun diye bunu kullanacağız. Muz. Ananas. Ananas ve biraz renk versin, tat versin diye de ıspanak. Bunların hepsini ufak ufak karıştıracağız. Tarık olabilir işte. Şunu açalım. Önce soya sütünü koyalım. Hop biraz koyalım şimdi. Oo. Rengi pek de süper. Muzlu süt gibi. Koyalım. Yeter mi? Bak az daha koyayım. Yeter. Tamam. Yosun. Yosunlu koy abi. Şu aradan bir biz bunu daha sonra nasıl bunun içine koyacağız? Huni ile. Bravo. Huni. Gerçekten her şeyi düşündüm. Hunimiz var bak. Hepsini koyayım mı? Hepsini koyma bence. Şöyle. Yani tarifte geçen tamam, kadar. Tamam. Yani. Ispanağını koy istersen. Ispanak da. Bir tutam da ıspanak koyun. Bir tutam ıspanak al. O donmuş ıspanak. Bir tutam da koyma. Donmuş, çözülmüş. Şimdi bir tutam da ıspanak. Tamam. Ay, SpongeBob sen ne yaptın kardeş? Buyur ananas. Ananasını şey koyabiliriz ya. Bol koyabiliriz ya. Tatlı olsun. Şap şup şap. Tamam. Bana nasıl geldi o? Muz. Koyacağım. Biraz da muz koyalım. Şurada bir tane daha attı. Değil mi? Yosun koyuyoruz belli. Onu bir kırsak mı ikiye acaba? Ya yani bir düzeltme yapayım. Sünger Bob. Hiç gerek var mı? Yok. Bu zamana kadar gelmişiz. Bence tamam okeydir ya. Çok koyu olmasın. İçeceğiz tamam. Çünkü. Çünkü bir parantez vereceğim. Sünger Bob kare pantolon diyelim. Tabi. Bence fena almamış olabilir. Evet, ne yapacağız? Şimdi bunu çıkar pipetini. Tamam. Bunu koyalım SpongeBob şöyle. SpongeBob da böyle mi yapıyor acaba? SpongeBob böyle yapmıyor. Yok, onlar bizimki tuhafiye işi. Diğer türlü çevirsene abi. Şöyle. Annem 2 kilo zeytinyağı istedi bakkal amca. Üstüne evet. Gelmez mi? İnşallah. Bak yok kolonya. SpongeBob'un içeceğinin gerçekten aynısı. Hatta böyle bir daha sonra gösteririz. Güzel güzel çektin mi? Yani hatta onu da böyle bir görselde böyle tutuyor. Ben soğuk soğuk çok güzel olacak. Bakayım mı tadına? Değiştiği için buyurun. Güzel. Abi hiç inanmıyorum ya. Al pipetini abi. Al pipetini. Gerçekten fena değil. 2,5 saat düşündü ama. Niye bu kadar düşündü abi anlamadım. Anlayamadı tadı. Ama çok değişik bir tat. İdrak etmedi. Çok öyle alışılageldik bir tat değil yani. Ve güzel. Şunu biraz daha az koysak. Diyorsun. Güzel. Okey yani. Güzel. Abi ya güzel. Bak. Güzel geliyor. Bir ananasın içinde yaşayan sünger olsaydım beğenirdim bunu. Vallahi abi beğenirdim. Abi sıkıntılı bir şey yok içinde. Gayet güzel ya. Bir ananasın içinde yaşayan sünger. Helal olsun kardeşim. Bak göreceksin, seveceksin sen de ya. Ya. İçersin oğlum bunu. Lan yosun arkalarda. Yosun arkada. Yosun çok arkada. Valla biz o zaman bir Tamer'de bir tatlı. Tamer sen de bak. Valla tam puan vereceğiz gibi gözüküyor. Ama şunu da istiyor bir. Arkasından isteyecek tabi. Arkasından ister tabi de. Nasıl? İyi. Valla iyi bence. Güzel güzel. Yani. Detoks. Evet. Şunu biraz daha az koyabilirmişiz. Abi yosun koyduk, ıspanak koyduk. O zaman SpongeBob'u ilkinde kutluyoruz. Kelp Shake'ti bunun ismi. Kendimizi galiba. Kutlayalım evet, ya. Kelp Shake gayet güzelmiş. Yosun koymadan denenebilir belki. Ama olayı bu. O zaman bir sonraki devam edelim.
Sırada arkadaşlar Yengeç Burger Krabby Patty isminde. Bu Yengeç Burger restoranında pişen hamburger saçma değil ya, yenge evet. Yengeç restoranında. Yengeç pişiriyorlar. Evet, enteresan. Sahibi yengeç. Aynen. Ama şimdi, çok para göz o biraz ya. Doğru, doğru aynen. Şimdi yapar arkadaşlar yani. Yengeç şu şekilde biz bunlardan böyle aldık. Daha sonra Serdar bunları bu hale getirdi. Bunun bir tarifi var. Evet, tarifine göre yaptım. Ne var abi tarifinde? Bunun içinde yengeç eti var, kereviz sapı var, galeta unu, yumurta, işte soğan, baharatlar vesaire var. Abi bunu yani... Bu arada bir şey söyleyeyim, tuzunu unutmuş olabilirim. He? Tuzunu sonradan bir üzerine dökelim. Sadece tuzunu. Tamam, bunu pişirelim mi? Domates. Onun dışında domates var, salata, işte göbek salata, aynen, turşu ve soğan var. Soğan. İşte ketçap, mayonez, hardal. Ketçap, mayonez. Onlardan da koyuyor tabii. Tamam o zaman. Birazcık şuna biraz yağ koyayım ben. Biz arkadaşlar bunu bir ısıtalım. Şöyle bir yağ kızsın. Atalım mı? Atalım. Jos yapsın. Bir tane mi yapalım? Yok. Böyle bir yiyeceğiz ya. Yemeyeceğiz mi? Yiyeceğiz canım. Herkese birer tane mi? Yap yengeç, ya, yengeç burger yemeye yap geldik. Ya. Yap ya yengeç burger. Bir şey değil mi? Yengeç de pahalı olduğu için burger de pahalı olur mesela bunu yapsan. Evet. Bu pahalı 200 lira şunun kilosu. Ne? Kilosu 200. Biz az kullandık diye ümit ediyorum. İnşallah. Hani umarım malzemeden çalmışındır Serdar. Hani değil mi? Biraz şeyi bol oldu. Galeta unu bol oldu. Normalde daha mı çok yengeç koyuyorlar? Yani yenge, onlar deniz altında yaşadığı için. He, direkt da bol tabi. Direkt yengeçi koyuyorlar. Çeviriyorlar hemen. Ekmek arası ekmek. Gibi. Gibi. Hayır abi bak, içinde çok bolca şeyi de var canım. Şaka yapma. Belli herhalde. Malzemeden kaçmadık yani. Ben latife ediyorum şimdi. Evet arkadaşlar biraz pişsin, tekrar geri geleceğiz. Evet Serdar pişti galiba. Pişti. Demin saymayı unuttuğumuz evet, malzeme vardı, o da peynirdi. Masada da unuttuğumuz. Masada da unuttuk. Getirmeyi evet, unutmuşuz, bunları böyle üzerine koyuyoruz. Aynen. Erisin. Biraz erisin. Vay 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 vay. Hop. Bakalım ne olacak. Hop. Bir şey diyeceğim, vücut sonra yengeç burgeri alışıp... Alışıp. Tabii. Olabilir, olabilir. Ben sana yaparım Fırat'cığım. Evet. Şimdi o zaman yapalım hamburgeri. Kalite. Hamburgeri yapalım. Kalite. Tamam. Görselimizi ve arkadaşlara tekrar hatırlatayım, ben de bir bakayım neler yapılıyormuş diye. Şimdi en aşağı tamam, bunun üzerine... Peyniri koyduk. Turşu koyabiliriz. Turşu, soğan, yukarı doğru turşu, soğan, domates, salata. Tamam. Turşu, soğan, domates, salata. Ben ketçap, mayonez istemiyorum ya. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi SpongeBob'un hazırladığı... Sunduğu yengeç burger. İsmi neydi? Unutuyorum ya. Krabby Krab. Premium. Şimdi ben de unutuyorum adını. Abi. Krabby Krabby şey dediniz işte. Krabby Patty abi. Krabby Patty. Evet, SpongeBob'un hamburgerini yapmaya çalıştık. Krabby Patty. Bir tane domates. Kokuda bir nahoşluk yok bence. Ama kardeşlerimi bekliyorum şimdi yemek tamam, için. Tamam, bir dakika dur. Hadi hep beraber yapalım. 3, 2, 1. Daha da etin tadı bir garip. Yani orada yani balıklar kuyruğa giriyor ya bunu yemek için. Çizgi filmde. Hayvan gibi kuyruk oluyor falan. Bence değmez. Çok daha kötü şeyler yedik. Tabii ki. Çok daha kötü şeyler yiyoruz da. O yüzden... Bu da o kötü şeylerden biri. Bence o kadar kötü değil biliyor musun? Yani yenir ama bu. Yenir abi. Ben bunu bitiririm mesela şu anda. Aç olsam. Aç olsam ben de zorunda kalsam bitiririm. Aç olsam ben yani. 10 üzerinden 4.5 veriyorum ben yani. Siz kaç veriyorsun? Ben de 5. 5. Ben de 4'te 4 var. Okey fena değil o zaman. O zaman SpongeBob'un en sonuncu olan ismini şu an hatırlamadım. Bunu biraz Triple Go Berberi Sunrise. Evet. Triple Go Berberi Sunrise. Enter last spot this month. İsminde bir dondurma bir de onu yapacağız. Geliyoruz. Evet arkadaşlar sonuncu da sıradaki tatlıya bitirelim dedik. İsmi Triple Go Berberi Sunrise. Şu an zaten siz de ekranda görüyorsunuz. Türkçe meali tam neydi? Abi Türkçesinde bilmiyorum. Türkçesi yok ya. Üçlü berbere gitme. Alakası yani. Window bölümünde. Berry. Gel Berry Berry. Berbere gitme ya. Yaban versini falan falan. 1 kilo dondurma var. 1 kilo Maraş dondurması var burada. Erimesin diye sıkıştıra sıkıştıra böyle bir şey yaptık onu. O zaman onu. Erimesin abi. Hemen başlayalım. Erimesin. Buyursunlar. Şimdi önce şey mi yapsak? Önce gözlerini yapalım. Abi önce muzları koyalım. Muzları mı koyalım? Bence tamam. Muzları koyalım. Koyalım abi. Şu uzun şeylerden çöp, getirdik. Çöp. Şurada ama daha sağlam var. Kafasında saçı var sanki. Saçını yapacağız. Saçını yapacağız. Zamana karşı yaşıyoruz. Bence bunu aynen, servis ettikten sonra hemen yemek aynen, gerekiyor. Tabii. Biz de yiyeceğiz. Değil mi? Biz de yiyeceğiz. Önce bir görelim. Tabii, biz de yapalım mı aynısını abi? Zaman aynen olur. Çok
güzel oldu be. İyi yerde atmış. Serdar. Dur kafasını da şey yapalım takalım. Sosunu dökmek istemiyorum çünkü aşağı sarkacak, bozacak. Ama evet. Biraz koy. Biraz koy be. İster bir. Tamam. Çok az koy. Az saç. Azıcık ister. Ver abi. Az saç. Yeter. O zaten böyle bir bırakacak yani. Bak. Aynen. Aynen Fırat. Aynen bravo Fırat. Muzunu da takalım. Bravo. Aa, tak abi tak. Tepeden tak. Hop. Şeyini de yapıştırayım. Kafa oğlum dönüyor. Çok iyi ya. Şu an kendi kendine dönüyor. Şöyle bir arkadaşlara görsel göstereyim. Çok güzel gözüküyor gerçekten. SpongeBob gelse bundan daha iyisini yapamaz. Yani kendi bu şu an gelse. Bu onun yaptığı bir şey değil zaten. Bu böyle bir dükkan var. Oraya bunu çok seviyorlar. Kanka, mi deli gibi deli gibi yiyorlar. Alışveriş nasıl gidiyor orada? Abi çalışıyor SpongeBob. Ekmeğini yani, kazanıyor yani. Midye kazanıyor yani. Tabii. Ekmeğini mi kazanıyor, midyesini mi kazanıyor? Tamam, gözlerini de yapalım. Abi yine gözlerini ben yapalım çünkü kritik şu an. Bayağı benzedi ya. Double Goldberry Sunrise. Triple, nasıl yiyeceğiz? Hemen ışık alalım. Bence çok güzel. Güzel olmadı mı ya? Bak. Şimdi müthiş. Bugün yaptıklarımız arasında... Yutkunu var mıydı? Bak bugün yaptıklarımız arasında içecek fena değildi. Hamburgeri evet, çok beğenmedik. Bu da demek ki SpongeBob'un ağzının tadı İyiymiş. Yani yerindeymiş gibi diyebiliriz. Ha. Lüks. Kaliteli. Evet, seviyor ya. Seviyor. Sponge lüksü seviyor. Gerçekten güzel. O zaman bir tadalım hemen. Zaten çok garip bir tat yok aslında burada. Bildiğimiz dondurma. Ama yine de. Ama işte kakaosundan falan alalım. Saçından yiyelim. Onlar gibi yiyelim mi? Nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Diye her yere saçıyorlar yerken. Ha, onlar bedeli ekliyoruz. Katrik'le birlikte gidiyorlar. Abi denizin altında şimdi şey de yapmamak lazım ya. Dağılmadan yiyelim hemen. Oğlum bir kilo dondurma var yani. Aba zor alınıyor bu. Ofis arkayı dizildi. Yenmiyormuş meğer böyle. Yoksa hızlı hızlı. Dağılmak lazım. Jelibon. Evet, kenardan. Güzel. Bak bir de muz tarafı. Al komple ya. Isır direkt oradan. Kolumdan ısıracağım. Bayağı güzel. Bugün gerçek hayatta SpongeBob yiyeceklerini yaptık bence. Dediğimiz gibi güzel oldu. Bu arada tebrik ediyorum başkan. Gerçekten çok güzel, güzel şey yaptın. Çok güzel yaptın bence. Benzer oldu yani. Benzettin çünkü abi. Göz biraz... Olur öyle ya. O kadar olur. Yani. Benzedi ama yani. Olur. Bir daha sonra yani kendinize yapın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bye bye.